Herkese merhabalar, Teknoöğrenim'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Raspberry Pi 4'ümüze ya da 400'ümüze hangi cihazınız varsa beraberce Ubuntu kurmayı göreceğiz. Ubuntu kuruluşu aslında çok basit bir yöntem arkadaşlar. Normalde Raspbian Host gibi de kurabildiğiniz gibi diğer ben alternatif kurulum yöntemini göstereceğim bugün sizlere. Ubuntu ne bilmeyenler için şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ubuntu Debian tabanlı köklü eski bir işletim sistemi arkadaşlar. Uzun süredir bu piyasada olan bir işletim sistemi. Linux bilenler bilir. Tercih edenler özellikle yeni başlayanlar için çok özellikle yeni başlayanlar için diyeyim tavsiye edilen bir işletim sistemi. Arkasında çok büyük gruplar var arkadaşlar. Gruplar derken hani geliştiricisi çok fazla. Bu anlamda destek bulabiliyorsunuz. Şimdi çok lafı uzatmadan ne yapacağımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar ubuntu.com'a girdiğinizde ki linklerin hepsini videonun altına vereceğim. Ubuntu.com'a girdiğinizde burada Enterprise, Developer, Community ve Download diye 4 tane link var burada en üstte gördüğünüz gibi. Download'a tıkladığınızda açılır bir menü karşımıza çıkıyor. Burada desktop, server ve IoT cloud gibi seçenekler var. Burada IoT'nin altında Raspberry Pi 2, 3, 4 var. Bakın ben daha önce girip vakit kaybetmemek için indirmiştim. Tıklıyorsunuz arkadaşlar buna. Şöyle bir sayfa karşınıza çıkıyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer 2 ve 3'ünüz varsa arkadaşlar desktop versiyonu bakın Ubuntu desktop sadece burada var. Ubuntu server var. Ubuntu server var yine iki tane altta üstte. Yani 2 ve 3 de desktop desteklemiyor arkadaşlar. Ha şöyle kurarsınız. Daha sonra server modunun üzerine terminal ekranından bir desktop uygulaması yükleyerek masa üstüne çevirebilirsiniz. Yani diğer türlü terminal olarak kalır. Şimdi ben normalde burada da geçen ay indirdiğimde şey de vardı. Ubuntu Desktop 20.04 de vardı. Şimdi 20.10'a direkt geçirmişler arkadaşlar. 20.04'ü indirdiğimde 20.10'a zaten update ediyordu. Şimdi Raspberry Pi 4 ve 400 için burada desktop'ta 64 bit diye iki tane seçenek var. 32 bit yok arkadaşlar. 64 bitlerden yine dediğim gibi 32 bitin üzerine desktop kuracaksanız buradan server'ı indirip kurabilirsiniz. 64 bitlerden herhangi birine tıklayabilirsiniz. Çünkü birebir aynı linkten aynı dosyayı indiriyor arkadaşlar. Ben zaten bunu bir 10 dakika sürdüğü için indirdim. Şimdi bunu indirdikten sonra bizim neye ihtiyacımız var? Etcher diye bir programa ihtiyacımız var. Yani en azından ben Etcher'ı kullanıyorum. Etcher arkadaşlar flash'a ya da flash belleğimize ya da USB diyemedim. Yanlış oldu. Micro SD kartımıza yazmamızı sağlıyor. Şimdi burada Download Windows x86 x64 seçeneği var. Bunu indirirseniz bir kurulum dosyası açacak. Ben portable versiyonunu indiriyorum arkadaşlar. Direkt çalıştırma için. Bunu da indirdim. Buradan tıkladığınız takdirde iniyor arkadaşlar. Bu Etcher'dan indirebilirsiniz. Bir de şöyle bir yöntem daha var ki bunu daha önceki videolarımda gösterdim. Raspberrypi.org'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Software'e tıklıyorsunuz. Burada Raspberry Pi'nin Imager diye bir programı var. Bu programı Windows, işte Mac ya da Ubuntu için indirebiliyorsunuz. Ben şimdi Imager'ı açmak istiyorum. Evet diyorum. Imager bu şekilde arkadaşlar hatırlarsanız. İşletim sistemi seçimi vardı. Burada Raspberry Pi OS ya da eski adıyla Raspbianos var. Diğer versiyonları var bunun. İşte Lit'tir, Full'dir gibi. Mesela Lit Server versiyonu arkadaşlar. No Desktop demiş burada. Şimdi bizi ilgilendiren kısmı şu. Şurada Other General Purpose OS var arkadaşlar. Buna tıkladığınızda burada Ubuntu'yu zaten veriyor resmi olarak. Ubuntu'nun içerisine giriyorsunuz. Burada Ubuntu Desktop 20.10 Pi4 ya da 400 için demiş. Raspberry Pi 4 ya da 400 için. Yani aynı dosya olduğu için zaten bir tek bir link de vermiş. Ubuntu Server var. Ubuntu Server var. Yine bunlar 60, 32 bit, 64 bit Ubuntu Server. Ubuntu Server'ın, ha bunlar 20.10 pardon. Bunlar da 20.04 LTS versiyonları. 32 bit, 64 bit var. Ubuntu Core falan varmış eski versiyonlar. Bunları da başka linklerden indirebiliyorsunuz arkadaşlar Ubuntu'nun sayfasında. Şunu seçip şöyle bir de SD kartı seçip şu şekilde yaz dediğinizde Ubuntu'yu indirip kartınıza yazar. Bu çok basit bir yöntem. Ama bu böyle kurmak istemiyorum. Ben diğer türlü yapmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar. Bunları şey yaptıktan sonra şuradan indirilenlere giriyorsunuz arkadaşlar. İndirdiğiniz dosyalar için. Etcher'a tıklıyoruz portable versiyonuna. Evet. Şimdi Etcher bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Burada URL'den kurabiliyorsunuz. İşte Flash From File yapacağız biz. Ya da Clone Drive diye bir özelliği var. Diskten diskeye yedekleme anlamında kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki Raspberry Pi
Size bir işletim sistemi kurdunuz. İstediğiniz programları da kurdunuz. Kullanıyorsunuz. Yani garanti olsun, bir tane de yedeğim olsun, kart bozulur vesaire ya da flash bellek bozulur diye bir derdiniz varsa buradan klonlayıp ikinci bir yedek alabilirsiniz ki tavsiye ederim. Burada flash from file'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. İndirilenler dosyasında Ubuntu 20.1'i seçiyorum. Buradan zaten seçili olan kartım var. Dikkat etmeniz gereken şey burada şu. Birden fazla kart okuyucu ve bilgisayarınıza bağlı kart vardır ya da flash bellek vardır. Burada flash belleği de gösterir. Hatayla flash belleğin üzerine yazıp verilerinizi ya da hatayla verilerinizin olduğu herhangi bir diskin üzerine yazıp verilerinizi kaybetmeyin arkadaşlar. Çünkü üzerine yazacak. Şunu tıkladığınızda da arkadaşlar burada hazır disklerimi görüyorsunuz. Diyelim ki burada USB SSD mi kuracağım. Bunu yapabilirim. Tabii ben bunu seçiyorum arkadaşlar, şöyle select diyorum. Sonra flash seçeneğine tıklıyorum. Bana işte command processor izin veriyor musunuz diyor. Evet diyorum. Ve başlıyor. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. 8.75 GB olarak kuracak açıldığında. Yaklaşık 6 dakika diye başladı. 9 dedi. Bu herhalde 20 dakikaları falan bulacak diye tahmin ediyorum. Disk şekillendiriyor. Bulmadı. Yani şu an için ETA 6.34 demiş. Bitiminde tekrardan beraberiz. Bittikten sonra size overclock yapmayı da göstereceğim. Ondan sonra da Ubuntu'da kısa bir gezinti yapacağız ve videomuzu burada sonlandıracağız. Yazma işlemimiz sona erdi. Flash Another derseniz arkadaşlar yeni bir karta yazarsınız. Şimdilik burada işimiz bitti. Şunu şöyle kapatıyorum. Şöyle. Şimdi bir microSD kartınızı tak çıkart yapın arkadaşlar. Takıp çıkartıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarıma giriyoruz. Burada boot diye bir kılıf, yani bir drive bulmamız lazım. Bulamazsanız bunu arkadaşlar, buradan yönete giriyorsunuz. Sağ tıklayıp bilgisayarınıza disk yönetimi diyorsunuz. Bunu tam ekran yapayım, net görelim. Disk yönetimi dediğinizde şurada çıkarılabilir diskinizi görürsünüz arkadaşlar. Burada şurada bakın sistem boot yazar. Bunun bir harf alması gerekiyor. Harf almamışsa eğer arkadaşlar buna sağ tıklıyorsunuz. Sürücü harfi ve yolu değiştir diyorsunuz. Buraya ekle deyip buraya bir harf atıyor biliyorsunuz. Ki drive'ın içine, yani diskin içine girebilirim. Bunu kapatıyoruz daha sonra. Şunu yenile dediğiniz takdirde böyle çıkıyor. Boot'un içerisine giriyorsunuz arkadaşlar. Boot klasörümüzün içerisinde şurada config diye bir dosyamız var arkadaşlar. Şu. Şöyle görünümü orta boyut simgeler diyeyim. Config. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Metin dosyasını açabilirsiniz. Notepad++ da açabilirsiniz. Sonra buradan arkadaşlar eğer kendiniz manuel yapıyorsanız bunu Raspberry Pi overclock diyelim. Yani farklı sayfalardan bulabilirsiniz ama ben şu MacPy dediğimiz Raspberry Pi'nin kendi dergisi var. Bunun sayfasına gideceğim. Burada aşağı doğru indiğinizde işte reboot edin bilmem ne vesaire vesaire der. Şurada bakın. Şu daha güvenli bir frekans. Şöyle kopyala derseniz eğer. Kopyala diyorsunuz arkadaşlar daha doğrusu. Config'in içerisine şuraya yapıştır derseniz ve kaydederseniz bu birincisi. Ama ben fanıma güveniyorum diyorsanız soğutma sistemime. Şöyle crank kitap var burada altında mesela. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Bunun yerine bunu yapıştırıyorum. Voltage 6'ya çıktı. Arm frequency 2000'de. 2000'de çalıştıracağım arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Kaydediyorum. Şunu da indiriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi kartımızı çıkartıp Raspberry Pi'mize takıp çalıştırıyoruz. Cihazımızı açıyoruz. Açılması için bir aç kapı falan yapar arkadaşlar. Diski büyütür. İlk açılış biraz zaman alacaktır. Ben açılırken klavye mouse'u bir getireyim. Evet, cihazımız açıldı. Şimdi böyle bir ekranla karşılayacak arkadaşlar sizi. Şöyle aşağı indiğinizde burada Türkçe'yi göreceksiniz. Türkçe deyip devam et diyorsunuz. Buradan şimdi benim klavyem Türkçe Q. O yüzden bir direkt Türkçe Q seçeceğim ama
Eğer Raspberry Pi 400 kullanıyorsanız arkadaşlar, onun klavyesi biliyorsunuz İngiliz USD, Amerikan klavyesi, o yüzden çok oynamayın, direkt aynı şekilde bırakın. Türkçe klavye kullananlar için ben Raspberry Pi 4'e de çalıştırıyorum arkadaşlar bunu. Direkt Türk işte şey yapıp anne ve doğru olduğundan emin olmak için de Ü, G gibi harflere basarak teyit edebilirsiniz. Yerleri doğruysa bu alttakileri kullanmanıza gerek yok. Ya da F'si arkadaşlar, F de seçeneğimiz de var. Devam diyorsunuz. Sonra şuradan Türkiye'yi seçiyorum. Direkt İstanbul'u seçiyor buradan. Devam diyorum. Şimdi adımız, hemen yazalım. Tekno Evrim diyelim. Şurada büyük yazdık. Şöyle yapalım. Düzeltiyorum. Mehmet diyelim. Cihazımızın adını Tekno Evrim diyelim. Bu varmış. Tekno diyelim. Teknopay diyelim. Parola. Basit bir parola yazıyorum ben. Ezber. Şöyle. Pardon. Giriş yapmak için parola iste. Ben hayır, otomatik giriş yap diyorum. Parolayı sadece arkadaşlar yönetici işlemlerinde soracak size. Giriş yapmak için parola iste de diyebilirsiniz. Devam diyorum arkadaşlar. Parolamı beğenmedi zaten, zayıf dedi. Şimdi yapılandırma ayarları var ve güncellemeler falan olacak. Kurulum işlemimiz bitti. Cihazımız bir restart attı, açtı arkadaşlar. Şimdi burada online accountlardan biriyle yedekleme yapmanız için bir şey yapıyor ama bulut hesabına ben bunu skip diyorum arkadaşlar. Şeyleri göndermek istiyor musunuz diyor. Information göndermek istiyor musunuz kanokala diyor. Hayır diyorum buna. Next diyorum. Location service açmaya gerek yok. Tamam, bu programları da kurabiliyoruz arkadaşlar. Onu da şey yapıyor, gösteriyor. Done diyoruz. Şimdi bir baştan tekrar edecek olursak, şu an Raspberry Pi 4 4 GB versiyonu üzerindeyiz. Üzerinde 52 Pi dediğimiz cooling tower, soğutucumuz var. 32 GB'lık micro SD karttan Ubuntu çalıştırıyoruz ve overclock durumundayız. Overvoltage 6, ARM frequency 2000'de arkadaşlar. Şu an şimdi gördüğünüz gibi mouse'da falan herhangi bir şey yok. Şöyle size şunları göstermek istiyorum. Ubuntu arkadaşlar bu arada GNOME masaüstü üzerinde gelir. Masaüstü düzeniyle gelir. Eğer KDE kullanırsanız ismi Kubuntu olur gibi böyle ayrıntılar var, bilenler bilmeyenler için. Şöyle bir menümüz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle terminali açmak istiyorum. Şöyle bir download gelecektir arkadaşlar size. Terminalden download yapacaktım ama gerek kalmadı. Bunu install now diyoruz. 435 MB download edecek ve install edecek. Şifre soracak. Çünkü bir admin işlemi arkadaşlar bu. Şuradan detaylarını da görebiliyoruz. Cihazımız update etsin. Bitiminde tekrardan beraberiz arkadaşlar. Update işlemimiz sona erdi. Şimdi restart deyip yeniden başlatıyoruz cihazımızı. Evet arkadaşlar, yeniden başlattık. Şimdi beraberce şunlara bir bakalım. Şu sağ üstten başlamak istiyorum. Şurada şu butona ya da şu oka bastığınız takdirde şu ses çıkışımız, wired connection burada ayarları var. Wi-Fi ayarlarımız var. Bluetooth'umuz çalışıyor ayarları var. Settings, lock ve power off. Logout gibi restart falan buradan atabiliyorsunuz. Türkçe çevirmeme rağmen Türkçe değil tamamen. Türkçe tam çevrilmiş durumda değil. Bilginiz olsun. Settings'e giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi Language Türkiye, Türkçe forması Türkçe ama Türkçe değil. Onun dışında şuradan alttan açalım. Buradan ayrıntıları görebiliyorsunuz. Date and time'dır vesairedir. Appearance. Dark diyebiliyorsunuz burada.
Background'u değiştirelim. Şöyle farklı bir şey yapalım. Gibi. Bluetooth, işte notifications, aplikasyonlar. Burada kurulu aplikasyonları gösteriyor ki bunları birazdan hızlıca bakacağız. Settings kısmı genel olarak böyle arkadaşlar. Power'dır vesairedir, hepsi var. Wireless keyboard ve mouse. Bunlar pil durumları herhalde. Eğer gerçekten pil durumu ise çok güzel. Şimdi kısaca şöyle gelelim arkadaşlar. Şurada bir barımız var. Şurada tarihimiz var üstteki bardan. Şurada activities var arkadaşlar. Çalışan şeyleri gösteriyor. Masa üstünde home ve trash diye iki tane klasörümüz var. Home klasörü user'ımızın kendi ana klasörünü gösteriyor. Buradan diğer şeylere gidebiliyorsunuz. Bunu geçiyorum. Şimdi favorilerinizi buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Favori olarak belirliyorsunuz ya da favori olarak mesela help'i remove from favorites diyorum ve buradan düşüyorum. Şimdi ne var? Firefox kurulu olarak geliyor. Üzerine Thunderbird Mail Client kurulu olarak geliyor. Files dosyamız var. Rhythmbox kurulu olarak geliyor. LibreOffice kurulu olarak geliyor arkadaşlar. Burada da Ubuntu Software var. Şimdi önce favorilerden bir başlayalım. Bir internet tarayıcısının durumunu göstermek istiyorum. Şöyle YouTube. İlk açılışta biraz geç açıyor arkadaşlar. Ben de önce açmıştım bunu. O yüzden biraz daha hızlı açılıyor. Ona takılmayın. Şöyle ben şu ambiyantları falan seviyorum. Bir tanesini açmak istiyorum. Tabii reklam açacak önce. Şunu hızlıca geçmek istiyorum. Geçebilirsem. İzlettirdi tamamen reklamı. Evet. Şimdi kaçtayız? Full HD'de miyiz? HD'de gösteriyor. Full HD'deyiz büyük ihtimal. Full HD'deyiz, evet. Şimdi şuradan Start for Nerds var arkadaşlar. Şunu açıyorum. Şurada Full HD'de biraz drop kaybımız var arkadaşlar. Ha bakın 720'ye düşürdü şu an otomatik olarak kendi. Drop 720'de çok güzel bir görüntü alıyorum şu anda. Akıcı, net. Böyle biraz ileriye kayıyorum. Israrla reklam çıkartıyor YouTube bana. Gördüğünüz gibi. Yani 1000 frame'de 4-5, yani o da hissedilir bir şey değil arkadaşlar. Şöyle biraz daha geleyim. Her sardırdığımda da şey açılıyor. 720p'sinde bir sıkıntı yok. Herhangi bir screen tearing yok ama ne zaman Full HD'ye geçtim, Full HD'de sıkıntı var. Tabi videosuna göre değişiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Fena değil. Şimdi bunu hızlıca geçmek istiyorum. Bunu kapatıyorum. Açmadan bunları geçiyorum arkadaşlar. Word uygulamasını bir açayım. Hani ofis amaçlı da çok güzel. Kullanabilirsiniz ödev vesaire anlamında. Şöyle. Şunu iptal edip okey diyeyim. Şunları bir kapatayım. Yazalım. Şöyle yapalım. Böyle seçebiliyorsunuz. Kalın diyoruz, italik diyoruz falan. Bunda mesela save as deyip arkadaşlar şurada şöyle sola geçeceğim. Benim büyük ihtimal görüntümden gözükmüyor. Şu var. Burada Word mesela DocX ha. Word 2765 DocX diye kaydederseniz arkadaşlar Word yani normal Microsoft Office olarak olan bilgisayarlarda da kolaylıkla açılır. Bu sayede bir sıkıntı yaşamazsınız. O yüzden hani buna yok ofis kuralım falan diyenler oldu. Bu tarz şeylere gerek yok. Ücretsiz bir yazılım zaten. Şimdi asıl uygulama sekmesini açmak istiyorum. Açtığınızda böyle bir şey çıkıyor. Additional drivers var burada. Solitaire var. Şu language support demiş.
Daha evet. Dil desteği tamamen kurulu değil dediği için. Buna tıkladınız arkadaşlar. Bunu tamamen Türkçe'ye çeviriyor. Buradan bir şifre soruyor bize. Download ediyor. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. O devam etsin. Takvimimiz var. Kamera programımız var. Dosyalar vesaire. Live Page. Burada LibreOffice'in işte Excel. Şu şey diyemedim adını. PowerPoint'in karşılığı. Image diye geçiyor anladığım kadarıyla. Şu Writer. Şu Draw'da nasıl diyeyim? Vektörel çizim yapmak için. Oyunlardan yine Mahjong var. Minds var. Mahjong'u açalım bir de göstermek istiyorum bunu da size. Bu eşleştirme oyunu. Tabii bir taraftan da bir şeyler kurulurken açtığım için zaman alabiliyor. Şöyle güzel bir oyunumuz var. Bunun mantığı birbiriyle eşleştirmek şeyleri. Şunu seçiyorsunuz mesela şunu açıyorsunuz. 2 tane 5 var burada yan yana. Falan gibi. 6'lar falan. Bu şekilde bir oyun. Bunu kapatıyorum şimdi. Evet, altta devam ediyoruz. Minds var. Bu istatistikler var. Emin ne bilmiyorum açıkçası. Text editörümüz var. Sudoku var. Startup Applications. Açılacaklar. Shutter'a şimdi bakacağım. To do listimiz var. Transmission şu arkadaşlar torrent programı. Ubuntu Software bu şeyimiz. Utility'mizin altında işte karakter seçici işte terminal vesaire her şey burada. Bakın password kayıt şeyi. Bunlar var. Hatta şöyle bir de şunu da yapayım. Ben genelde terminale favorileri eklerim. Şuraya Add to Favorites dediğimde bakın burada solda çıktı. Genel olarak bu şekilde. Şu Shotwell ne olduğunu bilmiyorum. Merak ettim. Resim yani fotoğraf yazılımmış. Çok güzel arkadaşlar. Fotoğraflarınızı burada düzenleyebiliyorsunuz. Onun dışında genel olarak Ubuntu bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani overclock yaptıktan sonra genel itibariyle akıcı bir program. Bir oyun sürekli söyleniyor yani basit oyunları oynatıyor arkadaşlar da hani böyle çok böyle karmaşık kompleks oyunları oynamasını bekletmeyin. Hiç beklemeyin. İşte 4 GB RAM var işte yok bunda CS oynanır falan gibi düşüncesi olanlar var. Belki bir CS'nin 1/4'ünü falan çalıştırabilir ama yani zor bence. Şöyle şunu da kapatayım. Türkçe'ye döndük mü? Ona bakmak istiyorum. Tamamen. Hala dönmedik. Belki yeniden başlatırsak düzelir. Şu an için arkadaşlar benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Hızlıca bir geçiş yapmak istedim ama bazı konularda oyalandık. Kurulumu çok kolay. Kesinlikle tavsiye ederim. Linux için birebirdir. Yani burada özellikle terminal komutlarını falan burada çok güzel öğrenirsiniz. Terminalden kurma, şey yapma gibi, silme gibi komutları. Mesela sudo apt temel komutumuz bizim şeydir. Update komutu. Gördüğünüz gibi okudu. Listelerini güncelledi. Daha sonra mesela şeye bir deneyelim önce. HTTP var mı? Yok. Bunu hemen şey yapalım. Sudo apt install pardon install HTTP aplikasyonları bu şekilde de komut satırından kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Kuruyor şu anda. Çok güzel. Şimdi htop'u niye kurdum size onu da göstereyim. Htop'u açıyorum arkadaşlar. Böyle çok güzel. Görev yöneticisi var yani kontrol alt delete ile açtığımız. Burada bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Ne çalışıyor arka planda? Memory 1.19 GB'ını kullanıyoruz. 3.65 GB'ın. Swap alanımız var 1024 MB yani 1 GB'lık. 4 tane çekirdeği çok fazla güç yani yormadan kullanıyoruz şu anda. Güzel. Yani şöyle F10'la çıkıyoruz bundan bu arada. Çıkamadık mı? Şöyle. Şöyle çıktım. Bir de bir NeoFetch denemek istiyorum. NeoFetch'imiz de yokmuş.
Şöyle geriye doğru komutlarımızdan gelip neofetch'le yükleyelim. Evet diyoruz. Soruyor. Şöyle bir neofetch'i de göstereyim. Neofetch de bu arkadaşlar. Yani Linux çoğu distro ile çalışır. Bunu kurduğunuz takdirde kullandığınız Ubuntu 20.10 Arc 64 tabanlı Raspberry Pi Model 1 var elimizde. 1 saat 30 dakikadır ayaktayız. Kernel versiyonumuz işte kaç tane paket oldu, kaç tane snap paket oldu. Resolution 1920x1080 çalıştırıyoruz şu anda. GNOME masaüstü şey olarak GNOME 3.38 var arkadaşlar. Şunları geçiyorum. Şey dem ikon şeyi. CPU'muz var burada 4 çekirdek. 2 GHz'de çalışıyoruz. Zaten overclock etmiştik biliyorsunuz. RAM'imizin de 1.2 GB'ını kullanıyoruz. 1214 MB'ını kullanıyoruz arkadaşlar. Hızlı başladık, yavaş bitirdik. Kusura bakmayın bazı şeylerde böyle takılıp kalıyorum. Lütfen videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenme diye basın ama neden olduğunu yazarsanız sevinirim. Lütfen terbiye diyeyim, saygı diyeyim kapsamında yazın. Diğerlerini engelliyorum. Bilginiz olsun. Saygısızlık yapmayın. Burada ben de kendimce bir emek verdiğimi düşünüyorum. Ben ne kadar size saygı gösteriyorsam sizden de aynı saygıyı bekliyorum açıkçası. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım işinize yarar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Linux için güzel bir başlangıç olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.